Farkında mısınız bilmiyorum şehzadem. Hürrem Sultanımızın ve dahi benim gönlümden taht adayı olarak siz geçiyorsunuz. Bütün çaba ve gayretlerimiz sizin istikbaliniz için. O vakit bütün çabalarınız boşa gitmiş Rüstem Paşa. Aksi olsa hünkârımız Selim'e değil, bana emanet ederdi tahtını. Bu uzun soluklu bir yolculuk şehzadem. Geçici mağlubiyetlere bakmayın. Desteğimizle bir gün tahta siz çıkacaksınız. Lakin bunun için attığınız her adıma dikkat etmeniz icap eder. Ne demeye çalışıyorsun? Açık konuş. Hurcan Sultan'la evliliğinizi hünkârımıza söylemek niyetindeymişsiniz. Bunu yapmayın. Hiçbir şey kazanamazsınız bundan. Sen nereden öğrendin hünkârımıza gideceğimi? Yoksa bizi mi dinliyordun Rüstem? Müsaadenizle şehzadem, orası da bana kalsın. Aklınızı başınıza alın. Biz sizin için canımızı dişimize takıp bunca emek harcıyorken siz elinizin tersiyle itemezsiniz. Zinhar Huri Cihan'dan bahsetmeyeceksiniz. Eğer ki bu açığa çıkarsa Şehzade Selim alır başını gider. Asla yakalayamazsınız onu. Geçemezsiniz. Razı mısınız buna? Şehzade Hazretleri, hünkârım sizi beklerler. Hünkârım. Anlat Mustafa. Neden benim irademi hiçe saydın? Ve neden gözümün içine baka baka yalan söyledin? Sebebini bilmek istiyorum. Hünkârım, rahmetli Kapıdan Paşa'nın kerimesi Mihrinisa Hatun'a ne derin hislerle bağlandığımı, onsuz soluksuz kaldığımı söylesem, sizin nazarınızda hiçbir manası olmayacak belki. Lakin hakikat budur. Bir şehzade olarak kaidelere, teamillere riayet etmem gerekirdi. Ancak yapamadım. Zafiyet gösterdim. Bu yüzden beni bağışlayın. Yüce affınıza sığınıyorum. Sen zafiyet gösteremezsin. Senin böyle bir tercih hakkın yok. Eğer zafiyet gösterirsen bu devleti idare edemezsin. Senden parça koparmak isteyen hainler, gafiller, leş kargaları başına üşüşür, istediklerini alırlar. Seni lime lime ederler. Bu kaçıncı kabahat? Her defasında karşıma gelip benden af diliyorsun. Senin maksadın nedir? Benim sabrımın, merhametimin hududunu mu ölçüyorsun? Hünkârım. Bu nikahı kıyarak alenen benim irademi hiçe saydın. Bunun cezasının ne olduğu belli. Eğer her defasında affedildiysen bunun sebebi sadece benim oğlum olman değil. Sana karşı duyduğum derin sevgidir. Bütün evlatlarım gibi. Lakin görüyorum ki evlatlarım benim sevgimi, zaafımı belleyip bana karşı kullanıyorlar. Lakin bu son Mustafa. Bundan sonraki ilk hatanın zinhar telafisi olmaz, hiç düşünmeden hükmünü veririm.
Şimdi derhal sancağına dön ve emirlerimi bekle. Çekilebilirsin. Söylediklerinin fazla üzerinde durma abi. Seni sevdiği, sana güvendiği için öyle davranıyor. Onu da anla. Sükutu hayale uğradı. Gene de bana söylediği o zehir zemberek laflar yenilip yutulur gibi değil Cihangir. Mustafa abi konuşmamız lazım. Hünkârımıza Mihri Müsa'yla evlendiğini ben anlatmadım abi. Ben yapmadım. Böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmedi. Sen değilsen kim Beyazıt? Senden başka bilen yoktu. Orucan. Böyle bir şey anlatmak, dile dökmek öyle zor öyle ağır ki abi. İşin bir ucunda validem var, öteki ucunda Hurican. Hangi birine kızsam, söz söylesem yahut hangi birini kalbimden kapı dışarı etsem bilmiyorum. Daha kötüsü bunu yapacak kudretim var mı ondan da emin değilim. Oh,